Merhaba sevgili öğrenciler. 4. sınıflı konularımızın en zevkli olan konularından doğal sayılar konusuna geçiyoruz. Bundan önce şunu size söylemek istiyorum. 3. sınıfta sadece birler, onlar ve yüzlere kadar yani 3 basamaklı sayıları öğrenmiştiniz. 4. sınıfta 4 basamaklı, 5 basamaklı ve 6 basamaklı sayıları üçünü birden öğreneceksiniz. O yüzden ben şimdi bu dersimde sırayla sizlere bunları anlatmaya çalışacağım. Şimdi basamaklardan önce ben bunlara birler basamağı ya da binler bin, birler bölü binler bölü demeden önce şöyle diyorum birler evi yani bir ev olarak düşünelim bunu ve içinde 3 oda var birlerin odası onların odası yüzlerin odası Bir de yan tarafta binler dediğimiz başka bir ev var binler odası yine bunda da 3 oda var 10 binlerin odası yüz binlerin odası Peki bu evler ve odalar isimlerini matematik terimler olarak nasıl anlatacağız? Onu da aşağıda gösteriyorum. Şimdi birinci evimizde sizin 3. sınıfta öğrendiğiniz 3 basamaklı sayılar vardı. Burada birler bölüğü yani bu evin adı bölük. Birlerin bölüğü. Ne vardı onun içinde? Birler, onlar, yüzler vardı. Bir de yan tarafta binlerin evi vardı. Yani üstte görmüştünüz ya binler evi binler bölüğü. Yani ev yerine bölük ismini kullandık. Burada ne vardı? Binler basamağı, on binler basamağı ve yüz binler basamağı. Şimdi tekrar yukarıya dönelim. Burada bir sayımız var bakın. Zaten şu üç basamak sayıyı siz üçüncü sınıftan okumayı biliyordunuz. Nasıl okuyorduk bunu? 647. Şimdi yanına bir basamak daha katıldı. Yeni bir ev daha geldi. Bunu nasıl okuyacağız? Şöyle bu 8 sayısını buradaki evin ismiyle anlatacağız. İsmiyle okuyacağız. Yani şöyle. 8000 8647 zaten burayı okumayı biliyorsunuz. Tekrar edelim. 8647 altına yazıyorum yan yana. 8000 biraz ayrı yazıyorum. Evlerin arasında birazcık mesafe bırakıyorum. 8647 Bakın aşağıda da aynı sayımız var. Yine binler bölüğünde ve birler bölüğünde rakamları görüyorsunuz neydi kuralımız 8000 onun evinin ismiyle söylüyoruz 8647 şöyle yazıyla da yazalım 8 1000 6 100 40 7 bu şekilde okuyoruz 8647 şimdi biraz daha büyük sayılara geçelim Evet şuradaki alıştırmamızda binler bölüğü birler bölüğü. Şimdi sayımızı okurken bu sayımız kaç basamaklı? Önce ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 basamaklı. Yani 5 tane rakam varsa 5 basamaklı. 4 rakam varsa 4 basamaklı. 6 rakam varsa 6 basamaklı oluyor. Şimdi bu sayımızı okumaya çalışalım. Ne yapıyoruz? İlk önce büyük olan evden binler evinden başlayıp sonra birler evini okuyacağız. Binler bölüğünden birler bölüğünü okuyacağız. Nasıl okuyorduk? Burada şimdi tek rakam yok, iki rakam var. İkisini beraber okuyoruz. 23.000 Tekrar ediyorum. 23.000 940. Yani burada okurken şunların ikisini birlikte okuyoruz. 23.000 23.000 940. Hemen yazalım yan yana. 23.000 azıcık boşluk veriyorum. 940. Evet, 23.940. Bir de burada okuyalım, 23.940. Hemen yazıyla yazalım, 23.940. Evet, 23.940. En altta ise altı basamaklı bir sayımız var. Birler basamağında 3. Onlar basamağında 9. Yüzler basamağında 2 var. Şimdi şu tarafı elimle kapatıyorum. Siz 3. sınıfta olsaydınız bu sayıyı nasıl okuldunuz? 293. Şimdi diğer sayıyla beraber okuyacağız. Yani bu sayının hepsi 6 basamaklı. Ne yapıyoruz? İlk önce şuradaki 3 rakamı okuyoruz. Sonra diğerlerini okuyacağız. Nasıl okuyoruz? 671 bin. Bakın 671 bin. 293. Yani buradaki sayının hepsi beraber. Şimdi bunu alta birlikte yazıyorum. 671.293. Bakın çok azıcık bir boşluk bıraktım. Neden? Bölüklerin yani evlerin arası belli olsun diye. Ve okunuşunu yazıyorum. 671 bin iki yüz doksan üç diye okuyoruz. Tekrar edelim. Altı yüz yetmiş bir bin. Altı yüz yetmiş bir bin iki yüz doksan üç. Yani bölüklerin yani evlerin isimleriyle okuyoruz. Şuradakini şöyle okuyoruz. Altı yüz yetmiş bir bin iki yüz doksan üç. Bu sayımızı bu şekilde Okuyoruz. Şimdi alıştırmalarımıza geçelim. Alıştırmalarda birinci sorumuz şöyle. Aşağıda verilen doğal sayıları bölüklerine ayrılmış halde yazalım. Yani burada bakın rakamlar hepsi birbirine yapışık halde yazılmış. Biz hafifçe bölüğüne ayırarak yazalım. Ne yapıyoruz? 3 tanesini hani daha önceki 3'ün seti hatırlıyorsunuz. 3 basamak sayılar. 3 tanesini hafifçe ayıracağım. Geri kalanları ayrı yazacağım. Yani şöyle 64 251 Evet. Okuyorum. 64 1251 64251 Bunu ayırıyorum. Ne kadar? Kaç tane ayıracağım? 3 tane. 1, 2, 3. Yani şöyle. 3'ü ayıracağım ve 680'i ayrı yazacağım. Evet. 3680 Bakın. Burada sadece 3 kaldı. Diğer evde. 3680 6 basamaklı sayımız var. Hemen 3'ünü ayırıyorum. 715 ile 474'ü. 715.474 okuyalım. 715.474 Evet burada bol sıfırlı bir sayımız var. Yine kaç basamaklı bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamaklı. 3'ünü ayırıyorum. Burada 200 kalıyor. Bakın 200 ve 3 tane sıfır kalıyor hemen ayırıyorum 200 200 bin e burada okuyacak bir şey yok zaten 200 bin 200 bin bu sayı kaçmış 200 binmiş diğer sayımızı ayırıyorum Evet ayırarak yazdım ve okuyorum 473 bin 473 diğer sayımız. okuyorum. 9999 9.999 ve son sayımız üçer üçer ayırıyorum. 6 basamak var çünkü. Ve okuyorum. 694.275. Bu basamakların değerlerini, sayı değerlerini, basamak değerlerini bir sonraki başka derslerimizde işleyeceğiz. Biz şimdi sayılarımızı tanımaya çalışıyoruz. Diğer alıştırmamız şu. Aşağıda verilen doğal sayıların bölüklerindeki sayıları yazalım. Yani bölüklerini yani evlerini ayıralım. Bakın 6491 sayısı var. Hemen 3 tanesini ayırıyorum. Bunlar nerede? Birler bölüğünde. Birler bölüğü 491. Binler bölüğünde sadece 6 var. Evet. Demek ki bu sayımız neymiş? 6491. 6491. Evet. Kaç basamaklı? 5 basamaklı. 3'ünü ayırayım isterseniz şöyle. Çizerek ayırayım. Burası birler bölüğü. 495. 76 da binler bölüğünde. Sayımızı okuyalım. 76.495. Diğer alıştırmamız. 6 basamaklı bir sayı. Hemen 1, 2, 3 tanesini sayıp çiziyorum şöyle. Evet binler bölüğünde 184 var. Birler bölüğünde 972 var. Ve sayımızı üstten okuyorum. 184.972 Evet bölüklerine de yazdım. Şimdi diğer sayımız. Bakıyorum 5 basamaklı. 3'ünü ayırdığım zaman 96 ile 3 tane 0 kalıyor. 96 binler bölüğünde 3 tane 0 da birler bölüğünde okuyorum. Hatta şöyle ayırarak okuyalım. 96 bin bu kadar. Burada okuyacak bir rakam yok. 96.000. Demek ki bu sayımız 96.000'miş. Gelelim diğer alıştırma kağıdımıza. Yani son alıştırma kağıdımız. Aşağıda verilen doğal sayıların istenilen basamaklarının isimlerini yazalım. Yani burada bütün basamakların isimlerini değil, bazılarını çizmişiz. Hangi basamağı çizdiysek onu bulmaya çalışalım. Birler, onlar, yüzler, binler. Bakın birler, onlar. 2 nerede? Onlar basamağında. Hemen yazıyorum. Onlar basamağı. 7 nerede? Birler, onlar, yüzler, binler. O zaman 7 ise binler basamağında. Diğer sayımız 6 basamaklı bir sayı. Birler, onlar, yüzler. Şöyle isterseniz ayıralım evleri. Birler, onlar, yüzler. 2 yüzler basamağında. Yüzler basamağında. 8'i sormamış. 4. Sırayla devam edelim. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler. Yani 4, on binler basamağında. 6 ise yüz binler basamağında. Yüz binler basamağında. İsterseniz sayımızı okuyalım. 648.203 Evet son alıştırmamız. Birler basamağında hemen ilk basamağımız birler basamağı. Onlar, yüzler, binler. Beş rakamı bin, binler basamağında. Bir rakamı ise binlerden sonra on binler. Hatta şunu göstereyim hatırlayalım. Basamak isimlerini bakın. Şuradan bakalım. Neydi? Birler, onlar, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler basamağı. Hemen alıştırmamıza devam edelim. Birler, onlar, yüzler. Ha bu basamak isimlerini zihninizden ezberlerseniz hiç şaşırmazsınız. Yani sırasıyla ezberlemenizi tavsiye ederim. Şöyle ben ezberlemenizi istiyorum. Birler şöyle bakalım gösterelim. Birler, onlar, yüzler. Diğer eve geçiyoruz. Binler, on binler, yüz binler. Sayalım bir daha. Birler, onlar, yüzler, binler 10 binler, 100 binler basamağı. Hemen alıştırmamı bitiriyorum. Birler, onlar, yüzler, binler, 10 binler. O zaman bir rakamımız 10 binler basamağında. Evet, doğal sayılarla ilgili derslerimiz daha devam edecek. Bundan sonraki videoları da takip ederseniz daha iyi kavrayacağınızı düşünüyorum. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum.